Evet. Şimdi arkadaşlar bu konumuz çok önemli. Konumuzun adı çokgenler. En az 3 veya 4 tane sorunuz gelir. Tamam. TYT'de, AYT'de. Buradan %100 soru var. Yani kesin soru var. Hiç şeysiz her sene buradan soru gelir. Şimdi çokgenler nedir? Onu bir tanımaya çalışalım. Çokgenler. Çokgenler. Şimdi çokgenler dediğimiz şey şununla başlamaz. Tamam, bununla başlamaz. Bu bir çokgen olamaz. Çokgen dediğimiz şey şununla başlar. Kapalı şekilde başlar. Bu doğrudur. Bu yani ancak açı diyebilirsin buna. Üçgenle başlar çokgenler dediğimiz şekiller. Ve dörtgen, beşgen, altıgen ve sonsuza kadar gider. Değil mi? Bütün çokgenler bu şekilde devam eder. Şimdi bizim burada en çok göreceğimiz şey düzgün çokgen. Düzgün, düzgün çokgen. Tamam. Düzgün çokgen. Düzgün çokgen demek iç açıları, dış açıları, kenar uzunlukları eşit olan çokgendir. Düzgün çokgen iç açıları, dış açıları, kenar uzunlukları eşit olan çokgendir. Şimdi nasıl yani? Şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Tamam. Sonra şöyle, şöyle. Sonra da şöyle. Şöyle, 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 şöyle ve şöyle. Bunlar birer düzgün çokgen dediyse eğer kenar uzunluklarının bu şekilde eşit olması lazım. Birinci kural. Düzgün çokgen diyorsa. Yeterli mi? Değil. Yeterli mi? Değil. Ne olması lazım? İç açılarının eşit olması lazım. Yani şurası 60, şurası 60, şurası 60, şurası 90, burası 90, burası 90 ve burası 90. 90, 90, 90. Ve burası 108, şurası 108, şurası 108, şurası 108, şurası da 108 olacak. Şimdi buradan anladık değil mi? Şimdi düzgün çokgenin ne olduğunu. İç açıları, dış açıları. Mesela bunun dışındaki açı kaç derecedir diye sorsam size hemen dışarısına 120 dersiniz. Veya şuradan bir çizgi çeksem böyle buraya 120 dersiniz. Şuradan bir çizgi çeksem bunu tamamlayan 90 dersiniz. Buradan dışarıya doğru bir çizgi çeksem buraya 90 dersiniz. Değil mi? Şunun dış açısı nedir mesela? 72'dir. Bunun dış açısı nedir? 72'dir şeklinde. Ve buradan geldiğimiz zaman da burası da 72 derece olacakmış. İşte düzgün çokgenin özelliği buymuş. İç açıları, dış açıları, kenar uzunlukları. Bir de düzgün olmayan çokgen var ki onunla şimdi karşılaşacaksın. Bunun haricinde çok nadir karşılaşırsınız. Şöyle. İç bükey. İç bükey. İç bükey. Ve dış bükey. Dış bükey, iç bükey dediği ve dış bükey dediği şey şu. Dış bükey tombik olan, şöyle tombik olan dörtgen, tombik. Diğeri de dörtgen ama bakın şöyle, şöyle, şöyle. Bu da ne yapmış? Aslında buradaymış bu. Buradan yumruğu yiyince içeri geçmiş. Buna da üç bükey denir. Bu kadar yani. Zaten bunları da biliyorsunuz. Adıyla ilgili sıkıntı yaşarsanız da artık yaşamayın. İçeri doğru olan bir şey dörtgen. Bu da dışarı doğru olan bir çokgen. İç bükey, dış bükey. Bu. Bundan haricinde görmezsiniz zaten. Şimdi çokgenlerin formülleri var. Onlardan ben şimdi birkaç tanesini yazacağım buraya. Birinci formülü şöyle. Kenar sayısı. Hatta formül bile değil. N harfiyle gösterilir. N kenar sayısı demektir. Tam formül bile değil. Bizim burada en önemli formül diye ifade edeceğimiz ve bu konuyu sonuna kadar bizimle gelecek ve çıkacak soruyu da çözdürecek olan formül ise şu. İkincisi, bir dış açının ölçüsü. Bir dış açının ölçüsü alfa ile ifade edilir. 360 bölü n demektir. 360 bölü n. 360'ı n'ye böleceğiz. Kenar sayısına bölünce dış açıyı buluyoruz. Üçüncü formül bir iç açısının formülü. Zaten şuradan aşağısına görmeyeceksiniz. Belki sorularda görürsünüz.
Hocam niye yazdırmayın demeyin. Birkaç tanesi hatta müfredatta yok. Kalkmış bile yani. Bir iç açısının ölçüsü. Formül olarak n çarpı n eksi n eksi 2 çarpı n eksi 2 çarpı 180 bölü n demek. N eksi 2 çarpı 180 bölü n demek. Üçüncü formül bir köşesinden çizilen köşegen ile oluşan üçgen sayısı n eksi 2 dördüncü formülümüz n eksi 2. Beşinci formülümüz bir köşesinden çizilen köşegen sayısı n eksi 3. Altıncı formülümüz tüm köşegen sayısı n çarpı n eksi 3 n eksi 3 bölü 2. Bakın söylediğim gibi arkadaşlar şuradan aşağısı yok. Sadece bir tane formül bize yeterli. Tamam. Kenar sayısı n. Şöyle siliyorum. Burada demek ki bu formülle biz çokgenlerin dış açılarını bulabiliriz. Mesela şöyle deneme yapalım o formülle. Neleri bulabileceğimizi beraber görelim. Önce birinci formülün denemesi. Ondan sonra genelden özele doğru ineceğiz. Bütün çokgenleri tek tek inceleyeceğiz. Şöyle, 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 şöyle. Şimdi burada dış açı formülü alfa eşittir 360 bölü kenar sayısı ne? 1, 2, 3, 4, 5. 5'e bölüyorum. Alfa'yı 360 bölü 5 72 yapar arkadaşlar. Kenar sayısına böldüğüm zaman bu demiş. O zaman bunu bulalım. Alfa eşittir 360 bölü anladım sanki soruyu örneği şeyi formülü. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu da 6'ya bölecekmişim. Alfa eşittir 360 bölü 6'dan 60. Güzel. Buna gelelim. Alfa eşittir 360 bölü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Buradan da alfa eşittir 45. Şimdi bu da tamam. Bu da tamam. Bakalım buradan dış açı dediğimiz şey şunu uzattığın zaman şurada kalan yer mi 72? Bunu uzattığın zaman burada kalan yer mi 72? Bunu uzattığın zaman burada kalan yer mi 72? Bunu uzatmışız zaten şöyle. Şurası da nedir? 72. Aynen şuradan da gelsem. Burası ne? 72. Bunun bütün dış açıları 72. Formül bu. Bu formülle ben dış açıyı bulduysam iç açıyı bulamaz mıyım? İç açıyı. İç açıyı hayda hayda bulurum. Nasıl yani? Bunu 180'e tamamlayan ne? 72 değil 108. 180'den 72 çıkarsa 108 kalır. Bakın o zaman burası da 108. Burası da 108. Burası da 108. Ve burası da 180'e tamamlanan 108. İç açıya formül vermeye gerek var mı? Sen şunu biliyorsan. Değil mi? Bunu biliyorsan formüle gerek yok. Bak bir tanesi yeterli. Gelelim buna. Bunun dış açısı nedir böyle? 60. Bunun dış açısı 60. Bunun dış açısı 60. Bunun dış açısı 60 ve bunun da dış açısı 60 derece olacak. Şimdi o zaman bunun iç açıları ne olacak ona bakalım. Bunu 180'e tamamlayan ne? 120. Burası 120. Burası 120. Burası 120. Burası 120. Burası 120. Tamam. Ve bunun dış açısı 45 dereceymiş. Şuradan geldik. Şurası 45. Burası 45. 45. Şuradan geldim. Burası da 45. Tamam, 45. Şimdi o zaman bunun iç açıları kaçar derecedir? Bir de ona bakalım. 180'e tamamlayan 135. Hepsi 135.
135, 135, 135, 135, 135, 135. Burada görmüş olduğunuz değerlerin hepsi gerçek değerlerdir. Gerçek değerlerdir. Başka şekillerde değişmeyen değerlerdir. Bütün beşgenlerin dış açıları 72 derecedir, iç açısı 108 derecedir. Bütün altıgenlerin dış açısı 60 derecedir, iç açısı 120 derecedir. Ve bütün sekizgenlerin, bundan sonra özele ineceğiz, bunları özel inceleyeceğiz. Orada da yine değişmeyecek bu açı, iç açısı 135 olacak sekizgenin. Altıgenin 120, beşgenin de 108 olacak. Burada problem yok. Şimdi bunları da anladıysak, yani tek formülün nasıl geçerli olduğunu, şimdi bir de zor soruların çözümleri için bize lazım olacak çemberin 3 tane özelliğinden bahsediyorum. Şöyle. Çemberde açı konusunda anlatılır normalde. Ama benim işimi kolaylaştıracaksa burada bu 3 maddeyi direkt açıklarım ben. Soruları daha kolay, kimsenin kafasını karıştırmadan çözmüş olurum. Şöyle ki yani, mesela burası merkez ya. Buradan şöyle geldin, buradan böyle geldin. Bu bir. Mesela burası merkez ya, şöyle merkezi çemberin üzerinde bir nokta, burası çemberin üzerinde bir nokta. Ve şöyle yaptın diyelim. Şuradan şuraya geldin. Buradan da buraya geldin. Ve burada da mesela şöyle merkez olmamak şartıyla şöyle bir şey oluşturdum. Şimdi şuradaki açı alfa. Bu merkez. Şuradaki açı da alfadır. Alfadır. Birinci kural. Merkez açı. Gördüğü yayın. Yayın aynısıdır. Şurası alfa. Bunu karşıya yolladığım zaman bu karşıya 2 alfa olarak, bunu geri çektiğim zaman da burası da ne olur? Alfa olarak gelir. Karşıya 2 alfa, geriye alfa olarak gelir. O zaman buradaki açı çevre açı olarak isimlendirilir. Çevre açı karşıya 2 katı gider. Geriye olarak geriye yarısı olarak gelir. Tamam, geriye yarısı olarak gelir. Şimdi buradaki açı eğer alfa ise ve şurası x uzunluğu ise ve burası da y uzunluğu ise, bu alfa açısının gördüğü yayların toplamının yarısı ortadaki açıyı verir. X artı, buna yay diyeyim şöyle. Yaydır bu. X artı y yay bölü 2. Şöyle yuvarlaktır bu yay. Tamam. Bu yayların toplamının, ölçüleri toplamının yarısı bize neyi verecekmiş? Bu aradaki alfa açısını verecekmiş. 3 tane kural. Merkez açı aynısı. Çemberin üzerinde ise karşı 2 katı. Ve çarpı işareti varsa toplamının yarısı şeklinde ifade edecekmişim. Şimdi şöyle diyorum, özellik ekliyorum. Diyorum ki bütün düzgün çokgenlerin çevresinden çember geçer. Bütün düzgün çokgenlerin çevresinden çember geçer. İçinden de dışından da iki taraftan da çember geçer. Daha çok çevreyle ilgili çalışma yaptığımız için o yüzden burada çevreyi inceleyeceğim. Mesela şöyle. Şuradan aldığım şu şekilde. Ve buraya bir tane çokgen tanımladım. Şöyle mesela. Şöyle. 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 Şöyle gidiyoruz çokgenle. Şimdi böyle kaç tane olacağını da bilmiyoruz. Çünkü bize şöyle yapıyor, bakın şurayı siliyorum, şurayı siliyorum. Bunu nokta nokta şeklinde gösteriyor. Nokta nokta bu kaç kenarlıdır diyor. Gerisini tamamlamıyor. O zaman biz ne yapacağız? Bunun etrafından çember geçiyor diye düşüneceğiz. Ve şuraya bir not daha yazacağız. Eşit kirişler eşit yaylar keser. Şimdi
Bunun adına kiriş deniyor mesela. Çemberde başlayıp çemberde bittiyse burada A ve B bir kiriş. AB bir kiriş. AB kiriş. Mesela şurası C, burası D olsun. C'de de bir kiriş. Çemberde başlayıp çemberde bitiyorsa kiriş. Ve bu düzgün çokgen olduğuna göre ne olması lazımdı? Bunların uzunluklarının eşit olması lazım değil mi? Kenar uzunlukları eşit olan çokgen düzgün çokgen diyorduk. Tamam. Tamam. Şimdi o zaman buraya bir özellik daha ekliyorum. Yazmışız. Eşit kirişler, eşit yaylar keser. Tamam. O zaman şu yayların, ölçülerin aynı olduğunu söyleyeceğim. Şurası alfa ise, burası alfa ise, burası alfa ise, burası alfa, burası alfa, çift çizginin arkası. Bir kırığın arkasında alfa varsa, bütün kırıkların arkasında alfa vardır. Bir kırığın arkasında alfa, bu kırığın arkasında alfa, bu kırığın arkasında alfa, 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 alfa. Tamam. Eğer ben bu alfasının ölçüsünü bilirsem, mesela bir tane çember çiziyorum şuraya şöyle. Çizdim. Ve sorumu soruyorum. Şu şekilde diyorum. Çokgenimin bir kenarı belli. Ve bu şekilde devam edecek diyorum. Üç tanesini çiziyorum. Geri kalanını çizmiyorum. Ve bu yaylardan bir tanesinin ölçüsüne ben 20 desem. Burası 20 ise bunların hepsi 20-20 değil midir? O zaman ben neyi arayacağım? 20-20-20-20 bu 20'lerin hepsini topladığım zaman kaç olması lazım? 360 olması lazım değil mi? O zaman 360'taki 20 sayısını arıyorum. 360'ı 20'ye bölerek gidiyorum değil mi? Ben şimdi 20'lik parçalara bölüyorum. O zaman 360'da 20 kaç defa vardır sorusunu arıyorum. O zaman n eşittir 36 bölü 2 18. Dolayısıyla 18 tane 20 çizebileceksem ben böyle... 18 tane de benim neyim olması lazım? Böyle kırığım olması lazım. Kenar sayısı nedir? Kenar sayısı 18'miş. Demek ki işin kolayı buymuş. Yani bu şekilde çözecekmişim ben. Şimdi siliyorum mesela. Sildim. Dedim ki şöyle şuradan şöyle yaptım. Bu çokgen giderken şuradan merkeze geldim. Şuradan da merkeze geldim. Tamam. Şurası merkez. Şimdi buradaki açıya ben 10 derece dedim. Merkezdeki açı 10 derece dedim. Bu nokta nokta devam ediyor. Merkezdeki açı 10 derece. Merkez açı gördüğü yayın nesiydi? Birinci madde. Aynısı. Burası da 10 dereceydi. Burası da 10 dereceydi. Burası da 10. O zaman ne arayacağım? 360'ı 10'luk parçalara bölüyorum. 10'luk parçalara. Kaç tane parça çıkar? 36 tane. Kenar sayısı neymiş? 36'ymış. Tamam. Bütün çokgenlerin etrafından çember geçer kaydesince. Bu şekilde. Tabii sana soruyu sorarken böyle mi soracak? Soruyu sorarken çember olmayacak bile. Sen soruyu çözerken kendin çemberi geçireceksin. Tamam. Şimdi sildim. Mesela şöyle. Önce bir şöyle yapayım. Çemberi yerleştireyim. Şöyle. Sonra şuraya çokgenimi yerleştireyim. Şöyle olsun. Şöyle olsun. Şöyle olsun. Şöyle olsun. Şöyle olsun. Sonra nokta 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 diyecek buna. Ve buradan mesela buradan bu köşeye gelecek. Buradan da bu köşeye gelecek. Tamam. Şimdi buradaki açıya 15 derece diyecek. 15 derece. Şimdi siliyorum bak soruyu. Şeyi, çemberi. Çemberi siliyorum. Sildim. Tamam. Soru bu şekilde. Nokta nokta şeklinde verilen çokgen kaç kenarlıdır diye soruyor bize. Kaç kenarlıdır? Yapacağımız şey ne? Söyleyeyim bakayım. Çemberi geri getirmek. Bunun etrafına çember çizmek. Çemberle vermeyeceksin. Orijinali bu. Sorunun orijinali bu. Sen ne yapacaksın? Tak çemberi getireceksin. Burası 15. Çemberin üzerindeki açı. İkinci kural. Neydi? Karşıya iki katı olarak giderdi. Bu 15 karşıya 30 olarak gider. Burası 30. Burası 30. Burası 30. Ve burası 30. Neyi arayacağım ben o zaman? 360 derecede 30 dereceyi arayacağım. Şunlar giderse n bana kenar sayısını verecek. 36 bölü 12, 3'ten 12 olacak. 12.
En 12. Niye 12? Niye 12? Çünkü kaç tane 30 varsa o 30'ların altında da o kadar gırık vardır. Bu gırıkların hepsinin sayısı 30 sayısıyla aynıdır. Kaç tane 30 varsa o kadar gırık var. Kenar sayısı nedir? 12'dir. Oldu mu? En kazık sorudur normalde bu. Şimdi bir soru daha. Şöyle üçüncü maddeyle ilgili çözeyim. Şöyle. Çemberi çizdim. Şimdi buradan yine bir ne alalım? Çokgen alalım. Şöyle. O de. Şöyle. Şuradan geldim böyle. Buradan 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 geldim böyle. Şimdi şuradan ve şuradan geldim şöyle. Şurayı bana 30 derece verdi. 30 derece. Şimdi soruyu şu noktaları da koyayım. Nokta 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 çokgen kaç kenarlıdır diye soruyor. Soru bu şekilde bakın. Çokgen kaç kenarlıdır diye soruyor. Şimdi ne yapacağız? Hemen etrafından çember geçireceğiz. Şunların eşit olduğunu söyleyeceğiz. Buna alfa, buna alfa, buna alfa, buna alfa, buna alfa diyeceğiz. Şöyle. Şöyle. Şimdi alfa gördüğü yayların toplamının yarısı olacak. Üçüncü kural. Çarpı işareti varsa gördüğü yayları topla ikiye böl. 30 eşittir. 30 eşittir. Bu tarafta 30 alfayı görüyor. 30 alfayı görüyor. Alfa artı. Burada da 2 alfayı görüyor. 2 alfa bölü 2. 30 eşittir 3 alfa bölü 2 çarptım. 60 eşittir 3 alfa bölü 3 bölü 3 dediğim zaman o zaman 20 derece gelecekmiş. Bir tane kırığın ölçüsü 20 dereceymiş. 20 derece. O zaman neyi arayacağım? 360 içerisinde, 360 içerisinde kaç tane 20'lik bölmeler vardır? 20'liğe bölmüşüm böyle. Bu bana en kenar sayısını vermiş olacak. Buradan ne yapacağım? Şimdi şununla şunu götüreceğim. 36 bölü 2'den 18 olacakmış. En 18. Kenar sayısı 18 olacakmış. Ve sildim. Şimdi bu da tamam. Açıyla ilgili mevzuatları yavaş yavaş tamamlamış olduk. Şöyle diyelim. Bütün en kısa köşegen tabii şöyle diyeyim. Sonradan geldi aklıma. Evet. Şöyle açıortaylar merkezde buluşur. Merkeze gelen açı ortay olmak zorunda. Açıortaylar merkezde buluşur. Merkeze gelen açıortay olmak zorunda. Açıortaylar merkezde buluşur. Merkeze gelen açıortay olmak zorunda. Ne demek istiyor bu? Bakalım. Şöyle bir çokgenimiz var. Şuradan şöyle, buradan böyle, buradan böyle, buradan böyle, buradan böyle, buradan böyle. Şimdi şurası da bizim merkezimiz olsun. Şimdi çemberi de oradan kaldıralım. Eğer bu çokgenin herhangi bir yerinden şöyle açıortay yola çıkmış geliyorsa, buradan da mesela açıortay yola çıkmış buraya geliyorsa, bu iki açıortayın buluştuğu yerin adı kesinlikle merkezdir. Tamam? Açıortaylar nerede buluşur? Merkezde buluşur. Merkez. Bu merkezin diğer adı da ağırlık merkezidir. Şimdi çokgenin herhangi bir köşesinden, bu köşesinden mesela buraya geldim. Burası da yine ne olmak zorunda? Açıortay olmak zorunda. Burası açıortaysa, burası açıortaysa çokgenin herhangi bir köşesinden merkeze gelen açıortay olmak zorunda.
Çünkü ikisinin özelliği neyse üçüncüsü o olacak. Mesela buradan da gelen olsa bir tane, o gelen de geldiği yeri iki eşit parçaya bölmüştür deriz. Tamam. Şimdi siliyorum ve bir tane örnek yazıyorum buna ait. Son 10 dakikamız arkadaşlar. Şöyle, 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 şöyle ve şöyle. Şimdi şurası merkez. Buradan ben şuraya geldim. Şuraya geldim diyelim. Buradan da ben şuraya geldim. Ve buradaki açıya 90 derece dedim. Şuradakileri de şöyle, bununla bunun, bununla da bunun eşit olduğunu söyledim. Şurası şimdi açıortaylar nerede buluşur? Açıortaylar merkezde buluşur. Merkez. Açıortaylar merkezde buluşur. Tamam. Şimdi burada açıortaylar merkezde buluşur. Merkeze gelen açıortaydır. Tamam. Bunun etrafında ne geçecekti? Çember geçecekti. Şu şekilde çember geçecek. Şöyle çember geçecek. Tamam. Şimdi burada merkez açı gördüğü yayların nesiydi? Aynısıydı. Bu yaylar 90 derece olacak. Burası 90'sa merkezdeki açı neyse birinci kuralımız hatırlayın çemberdeki birinci kural. Merkez açı gördüğü yayın aynısı. Burası 90'sa burası 90. 90 ama buradaki 90 3 tane eşit parçaya bölünmüş. 90'ı 3'e bölersen ne yapar? 30, 30, 30 yapar. Ben bir tane gırığı buldum. O zaman 360 bölü 30'dan en eşittir 18 gelirmiş. Kenar sayımız 18 olacakmış. Sildim. Şimdi en kısa köşegen ardışık iki kenarı birleştirendir. En kısa köşegen ardışık iki kenarı birleştirendir. Bakın özellikle çokgenlerde bu maddeden soru geliyor. Çokgenlerde bu maddeden soru geliyor. O uzunluğun taşınması ile ilgili soru geliyor. Mesela şöyle. Yine bir tane çember alalım ki düzgün olsun biraz daha çokgenimiz. Şuradan geldik şöyle. Şuradan geldik. Buradan geldik. Buradan geldik. Buradan geldik. Buradan geldik. Buradan geldik diyelim şöyle. Tamam. Şimdi burada iki kenarı birleştiren çizgi, iki kenarı birleştiren bir iki kenarı birleştiren çizgi, ardışık iki kenar. Bunlar iki kenar ardışık. O zaman şu en kısa köşegen olacakmış. Bunun adı en kısa köşegen. Köşeden köşeye gidiyor. A noktasından çıkıp B noktasına gelseydi bu kenar olurdu. Ama A noktasından C noktasına gelince köşegen oldu. Ve bu köşegenler gittikçe ne yapar? Bu şekilde gittikçe uzarlar değil mi? Gittikçe uzarlar. En kısası şu. Gittikçe büyüyor bu köşegen. Tamam mı? En uzun köşegen ise diğer maddeyi de yazıyorum. En uzun köşegen çift sayılı çokgenlerde çaptır. Çift sayılı çokgenlerde çaptır. Tamam. En kısayı tanıdık şimdi. Değiştiriyorum, siliyorum, sildim. Şimdi en uzun köşegen çaptır dedik ya. Mesela bir tane altıgen alalım. Çünkü çift sayılı olması lazım dedik. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu altıgen. Şimdi eşit sayıda kenar ayırması lazım çap denen çizginin. Mesela buradan geldiğim zaman bu en uzun köşegendir. Bakın 1, 2, 3. 3 tane kırık bu taraftan ayırdı. Ve 1, 2, 3 tane de kırık bu taraftan. Yani sağında ve solunda kırık sayıları eşittir. Dolayısıyla bunun adı çaptır. 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 Çap buradaki açıyı eşit böler. Buradaki açıyı eşit böler. Çap buradaki açıyı eşit böler. Bir tane daha çiziyorum şöyle. Hemen onu da şu şekilde belirliyorum. Çizgimizi alalım şöyle. Şöyle geldim. Şöyle geldim. Şöyle geldim. Şöyle geldim. Şöyle. 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 Bu sarı çizgiler kaç tane oldu şu anda? Sayın bakalım.
8 tane oldu değil mi? 8 tane. Ben eğer şu çizgiyi şuradan çekersem bakıyorum. 1, 2, 3, 4 kırık buradaymış. 1, 2, 3, 4 kırık buradaymış. O zaman bu çaptır ve en uzun köşegendir. Ve açıyı ne yapmak zorunda? Eşit bölmek zorunda. Evet. Var mı problem buraya kadar? Yok. Tamam. Son maddemiz. Son maddemiz. Bundan sonra özele iniş yapacağız. Beşgen, altıgen diye haftayı inceleyeceğiz. Şöyle. Tek sayılı çokgenler. Tek sayılı çokgenler. Çokgenler. İkiz kenar. Üçgen gibi davranır. Tek sayılı çokgenler ikizkenar üçgen gibi davranır. Mesela burada tek sayılı çokgenler ikizkenar üçgen gibi davranır. Tek sayılı çokgenler ikizkenar gibi üçgen gibi davranır. Allah Allah. Cümleyi o kadar tekrar ettik ama bir şey çıkartamadık. Bakalım şöyle, şöyle, şöyle. İkizkenar üçgen gibi davranırdan kasıt eğer bir çizgi dikilmişse ikizkenar üçgende ne yapıyordu bu dikilen çizgi? Tabanı İki eşit parçaya bölüyordu. Tepe açısı ne oluyordu? Açıortay oluyordu. İşte bunu demeye çalışıyor. Tamam. Ve bu çokgenin şu köşesinden de bir çizgi gelse ve bu kenarı iki eşit parçaya bölse ne dersiniz? Burası için diktir dersiniz. Diktir. Bunu sonradan siz söylersiniz. Başka ne dersiniz? Tepe açısı açıortaydır dersiniz, değil mi? Tepe açısı açıortaydır. Pekala açıortaylar buluşmuş. Buranın adı nedir? Merkezdir. Merkez. Değil mi? Açıortaylar nerede buluşur? Merkezde buluşur. Merkeze bir çizgi getireyim herhangi bir yerden gezmeye gelsin buraya. Bu da ne olmak zorundaydı? Açı ortay olmak zorundaydı. Bakın hep birbirini tamamlayan özellikler. İkizkenar üçgen gibi davranıyor. Dikiliyor tabanı eşit parça biliyor. Tabanı eşit bölmüşse diktir. Tabanı eşit bölmüşse diktir. Şurası diktir. Tepe açısı açıortaydır. İkizkenar gibi davranacak. Açıortaylar nerede buluşuyordu? Merkezde buluşuyordu. Merkeze gelen ne olmak zorundaydı? Açıortay olmak zorundaydı. Bu maddeleri arkadaşlar tekrar 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 ediyorsunuz. Tamam. Bunları çok bol bol tekrar ediyorsunuz. Şimdi burada başka bir madde anlamında aklıma gelen bir şey var mı? Yani şunu söyleyebilirim bir tek. Eşit ve çok da önemlidir. Evet. Eşit sayıda kenarları birleştiren köşegen uzunlukları eşittir. Şimdi çokgen sorusu var dediniz ya çokgen sorusu. O çokgen sorusunun maddesi bu işte. Bu maddeden bir tane soru var. Kesinlikle %100. %100 bu maddeden soru var. Ha, bu maddeyi kullanacak yani buradaki özelliği kullanacak. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Aşağıya doğru geleyim. Buradan böyle geleyim. Buradan böyle geleyim. Buradan yukarı çıkayım. Buradan da yukarı çıkayım. Şöyle. Ve buradan da şurayı birleştireyim. Tamam. Şimdi bir. Burada şöyle. Şuradan geldik. Buraya geldik. Biraz daha açık renkli yapayım. Vaktimiz de artık son demindeyiz. Şöyle. Bakın iki tane gırığı birleştirdik. İki gırığı birleştirdik. Buradan da geldik. Şuradaki iki gırığı birleştirdik. Bunların uzunlukları iki gırığı birleştirin uzunluğu ile bunun uzunluğu daima eşittir. Şimdi illa iki gırık mı olacak? Hayır. Bakın şuradan geliyorum şöyle. Şu bir. Bu da iki. Al bu şekilde bir sürü üniversite sorusu, sınav sorusu var. Hocam nasıl yani? Anlamadım, anlamadım. Bir, bir, iki, üç. Üç gırığı birleştirmiş değil mi? Üstten üç gırığı birleştirmiş. Bu da alttan 1, 2, 3 gırığı birleştirmiş. Değil mi? O zaman hem bu yamuk ile hem bu yamuk eşittir. Hem bu yamuğun tabanı olan bu kırmızı çizgiyle hem de bu yamuğun tabanı olan bu kırmızı çizgi birbirine eşittir. Evet arkadaşlar dersimiz bu kadardı ve artık özel çokgenlere geçeceğiz. Tamam. Özel çokgenlere geçeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Güzel bir ders oldu. Diğer derslerde de anlattım ama bu kadar güzel olmamıştı. Kafayı biraz daha toparlayıp anlattığım için iyiydi yani. Evet, şöyle. Görüşmek dileğiyle.
Hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok diyorsunuz. Tamam. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.